Peki Füsun Demirel'in bu son paylaşımı bir ekranda kalsın arkadaşlar. Bir sakince tekrar hemen hatırlayalım. Diyor ki üçüncü yılım ve sadece işimi istiyorum çalışmak herkes gibi. Hiç mi yürekli bir yapımcı yönetmen kalmadı neyim ben? Hizmetten başka insanlıktan sevgiden başka ne örnekledim ki bu hayatta artık dayanamıyorum. Yüreğim daha fazlasına dayanmıyor bilin istedim. Sadece bir işi bile çok gördüler, ben iyi değilim diyor. 8 yaşında da ikiz bebekleri var. Biliyorum. Füsun Demirel'in. Allah bağışlasın. Neden, e, yani sadece onun bir ana fikrini alabilir miyim? Hemen. Neden işsiz kaldı, ne yaptı? İki Füsun yıl önce gerilla annesine oynamak istiyorum diye bir röportaj vermişti. Hemen çalıştığı diziden çıkartıldı, bir daha da oyunculuk yapamadı. Evet, bazı hararetli konular ya da hararetli söylemler... Zaman geçtikçe hararetini yitirir, daha sakin bakabiliriz falan ya. Şimdi gerçekten <laughs> objektif baktım VTR'i izlerken. Bu söz hala tüylerimi diken ya diken ediyor. Ya. Yani geril annesini oynamak istiyorum sözü. Hala tüylerimi diken diken ediyor. Keşke işsiz kalacağınızı ya da işte nasıl söyleyeyim şu halde olacağınızı e, o dönemde düşünseydiniz. Ya da gerçek düşünceleriniz buysa e, yazık yani çok yazık. Bu ülkede söylenmemesi gereken... Hatta aklımızın ucundan bile geçmemesi gereken bazı konular var. Onlardan bir tanesi de böyle hassas konu. Belki de şey olarak mı düşündü? Hani e, gerillaların ne kadar e, yani zor bir hayatı mı var demek Hayır, istediği? Hayır zor yani? bir hayatı değil. Nasıl kötü yetiştiririm bir çocuğu ha. ki gerilla olur? O mantıkla mı acaba düşündü? Ece düşündüm? burada sorun ne biliyor musun? Gerillaya biz terörist diyoruz. Onun gerillaya gerilla kafasındaki şey evet. bizim için terörist. Evet. Yani PKK. Bir de leş, bir de, terörist. Ecek. Yani hayır ne kadar bir anne kötü yetiştirebilir ki evladın terörist olur. Benim de hani İtalyayla böyle ilgili bir kısım Garip Acaba onu mu demek istedi? <laughs> tamam sen neyin efendisi? Sonrayı mı destekliyor? Sonrasında, diyor, sonrasında attığı tweetler ve Twitter'da at herkesin attığı tweetlere verdiği cevaplar yine senin bu iyi niyetini de boşa çıkartıyor. Vallahi o zaman o çok yüzden üzülürüm. çok e, Haklısın. Senin de çok yani Üzüm. sen de hani acaba çünkü akıl almaz bir şey. Akıl almaz bir şey çünkü evet. Türkiye'de yaşıyorsun ve e, birçok evladımızı kaybettik bu teröristler uğruna ve terör uğruna ve bir Mehmetçiğin annesini e, canlandırmak isteyeceğine, bir şehidin annesini canlandırmak isteyeceğine, onun acısını paylaşmak isteyeceğine gerilla dediğin e, pislik şere yani söyleyemeyeceğim kelimeleri siz biliyorsunuz zaten. Vatan haini ne haltsa onun annesini canlandırıp ne yapacaksın ya? Ha, bir de bu ülkede ne yapacaksın yani? Bu ülkede şehitlerimize ölü teröristlerimize de gerilla denilecekse zaten siz bu ülkede bir yemek yemeyin. Evet gerilla Şimdi nasıl çok özür dilerim yemek yemeyin o zaman. Birkaç kelime etmek istiyorum bu konuda çünkü kendisini 30 senedir tanırım. Eee ben Güneş'te çalışırken Neval Barlas vardı bizim muhabirlerden. Evet. Ee, İtalya'da birlikte okuttular Füsun Demirelli aynı e, şeyde kaldılar e, aynı ranzayı paylaştılar altlı üstlü. Şimdi e, anladığım kadarıyla e, kendini yanlış ifade etti çünkü şöyle bir şey diyor. Gerilla yaratılmaya çalışılan gerilla yaratılmaya çalışan algı gibi sadece PKK ile özdeş bir kavram değildir. Lütfen hmm. müsaadenizle okuyayım. Tabii tabii. Dünya tarihinde birçok mücadele alanında gerillalar vardır. Bu röportajda salt bir mücadele alanını örnek vererek gerilla olmak istiyorum demedim. Tam da bu noktada bahsettiğim ve çok etkilendiğim İtalya iç savaşında faşistlere karşı mücadele vermiş ülkesinin kurtuluşu için savaşmış milis kadınlardır. TRT kanalı için çekilmiş 1989 yılında kuruluş dizisinde Kara Fatma'yı oynamıştım. Fatma kadın savaşçıları ile Ege'de dağlara düşmana karşı savaşmış bir kadın. Bunun gibi güçlü mücadele veren kadın rollerini demek istedim diyor. Dağa çıkmak istedim babam izin vermedi diye bir açıklaması hmm, var mıymış? Var, var var. Küçükken öyleymiş. Şoka yapıyor. Ya şimdi... E... Ortaokulda dağa çıkmak istemiş. Şimdi ortaokulda bilinçli bir dönem değildir. Şimdi Geldiğimiz noktada iş, işe biraz da insan açıdan baktığımız zaman e, yani gerilla annesini oynamak istiyorum derken içi boşaltılmış e, amacı ne olursa olsun ister e, İtalya'daki gerilla ister Arjantin'deki ister Peru'daki bizde ne anlamı geldiği belli. Bizde gerilla denince bizim terörist dediğimiz PKK'lılara e, PKK yandaşları PKK'lılar gerilla diyor savaşı diyor özgürlük savaşçısı diyor. Ee, yani bu alanda e, açıklama yerine ben e, bu ülkenin bir elemanıyım, bir fertiyim. E, Türkiye'yi seviyorum, ülkemi seviyorum, bayrağımı seviyorum, devletimi seviyorum deyip e, PKK'lı diyelim, PKK'yı da desteklemiyorum demek doğru bir hamledir. Doğru, doğru. E, buna rağmen e, yapımcılar iş vermezse, bu yaptığı açıklama e, haklı bir açıklama olur o zaman. Yani tamamen e, bir laf nedeniyle ötekileştirmiş, açlığa mahkum etmiş oluruz. Ama e, bu haliyle, e, bu açıklama bile yani İtalya'daki e, gerillalardan etkilenmiş olabilirsiniz. Onlar bize e, dokunmuyor. O ülkenin kendi sorunu. Ama bizde gerilla dediğin zaman bizim algıladığımız bu. Ben o günleri hatırlıyorum. ATV'de yayınlanıyordu o dizi. Eee TT oldu günlerce yapımcı kaldırmak zor yapımcı yerine başkasını bulmak zorunda kaldı. Güzel bir diziydi ona da yazık oldu. Ali abi ama zamanında da işte daha çıkmak istiyorum. Ee, babam izin vermedi, annem izin vermedi açıklamalarıyla birleşince Ama bu o çıkmak, çıkmak hiç istiyorum. PKK'lı mı olacaktı yoksa geçti yani... mi? Yani böyle vardır ya bazen gençlikte terör risk e, özentisi Yok yahu kim hayatta hiç te sen gençlikte terörist özentiliğin var mıydı? Daha çıkmak için aklından geçti mi senin? Ece ben e, itirafçı olmuş bir teröristle röportaj yapmıştım. Şunun için daha çıkmış. İlkokulda bir resim çizmiş. Resmi gökkuşağını boyarken sarı, kırmızı, yeşil boyadı diye öğretmen ona bir tokat atmış. O gazlı 13 yaşında daha çıkmış. 17 yaşında yanlış yaptığını anlamış, geri dönmüş. Devletin itirafçısı olmuş tamam. ve mi telefon olarak çalışmaya başlamış. Yani demek istediğim tamam. şu, şey, o, o gençlik, olmuş. o yaşlarda, o gaz ve yapılan bazı yanlışlarla da e, ben insanlar o... yanlış yönlendirilmiş ben, olabilir. Ben benim e, kendi e, düşüncem. Ee, ...ne düşündüyse düşünmüş... ...üniversite yıllarında da oturup da ben daha çıkacaktım... ...babanın izin vermedi gibi... ...çok gereksiz bir açıklama yapılmamalıydı... ...belki çünkü önde gelen isimler... ...sevilen isimler özendirici olabiliyor... ...saçma sapan... ...ya talihsiz açıklamaların çok talihsiz faturasını ediyor yani. Evet. ...yani onları o, o laflar etmesiydi ...düşünüyor olabilirsin ...bu düşünceyi kimse Tabii. yargılamıyor ama... ...bunu eyleme... ...benim isteğim bu şeklinde... ...açıkladığınız zaman... Bunun bedeli oluyor. Yani, yani sen İtalya'daki e, gerillaları e, kastettin mi bilmiyorum ama benim ülkemde benim askerime kurşun sıkana biz terörist diyoruz. Nokta. Evet. Sadece terörist. askeri sıkmıyor. Masum Sibil vatandaşları halka. da öldürüyorlar silahsız bombalarla. Herkesi, e, binlerce insan öldü bu ülkede ya. Onların yola anneye bombalarla. bombalarla. O yüzden. Ve öğretmen kalmadı diyoruz. bir ara. Bu Füsun Demirel hikayesinde üzüldüğüm iki bebek Füsun Demirel 50 yaşında anne olmuştu. Oldu. Evet. 8 yaşında ikiz bebekleri var tedaviyle sahip olduğu bir kız bir erkek. Ne diyelim? Allah işte bazen olsun. annelerin çocukların. babaların hatalarını çocukları mı ödüyor? İnşallah öyle olmasın. İnşallah çocuklar her zaman masum, kimin çocuğu olursa olsun. Çok olur, güzel, toz. sevgi dolu, vatanına, milletine bağlı evlat yetiştirir. İnşallah. İnşallah.